Sistiyal sistit ve sistit için çok özel formüller geliştirdik. Nedir? Ayı üzümü ve kremberi. Ayı üzümü idrar yolları enfeksiyonu, kremberi ise mesane yani interstisyel sistit için. Bu ikisini kullandığı zaman kişi mesanedeki bakteri, virüs ve mantarlar ne olur? Yavaş yavaş yok olur. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Elimizde belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Burada kremberi ile ilgili. E. coli bakterisini en kolay, en kısa sürede yok ettiği belgelenmiştir. Ayı üzümünün birleşiminde, ayı üzümü forte'nin, at kuyruğu otu, altın başak otu, ayrık kökü, ısırgan kökü gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. 186 bin hasta sadece Almanya'da yani 75 doktor tarafından tedavi edilmiştir. Birçok klinik araştırması var. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kişi uzun süre kullandığında herhangi bir yan etkisi de yok. Antibiyotik gibi değil. Antibiyotikler kişiyi interstisyel sistitte antibiyotik kullanırsa rahatsızlık katlanarak artar. Bu nedenle asla kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Kullanan perişan olur. Çünkü bize gelip de bizde konuştuğumuz birçok insanda görüyoruz. Mesela bundan bir yıl önce bir genç kız yakalanmış interstisyel sistitte 15 yaşında. Sürekli lavaboya gidiyor. Okula bile gidemiyor artık. Ders sırasında izin alıp sürekli lavaboya gidiyor. Artık utanmış. Okula falan gitmiyor. Her şeyi bırakmış. Sokağa bile çıkamıyor. Dedim problem yok. Panik yapmaya gerek yok. Her türlü derde deva var. Fakat tabii ki burada sadece mesanedeki bakteri yok etmekle, mantarı yok etmekle iş hallolmuyor. Çünkü problemi kaynağı bağırsak. Bağırsaktaki mantarları yok edeceksiniz. Bunun için aloe vera jel, bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Bunun için iksir. Yani iksir, aloe vera jel olmadan kalıcı çözüm olmaz. İntersistiyel sistiti tedavi etmek için, iyileştirmek için iksir, aloe vera jel, ayı üzümü forte, kremberi forte, böbrek çayı, mesane çayı kullanmak gerekir. Bunları kullandığı zaman kişi rahatsızlardan kurtulur. Problem hallolur.